İkinci bölümden devam ediyorum. Şimdi burada main OV1'de programı denemek için bir giriş bir çıkış atıyorum. Y0.7 Q0.5 Tamamdır. Şimdi buraya da haberleşme komutlarını ekleyeceğim. Communication Processor Modbus Comnode. İkinci Comnode ekliyorum. Comnode eklerken data block ekliyor. Şimdi buraya ama ondan önce bir şurada sistem clock memory'yi açmam gerekiyor. Enable the use of the system memory byte. Bunu açmışım zaten. Hemen şuraya M1.0 tamam. Burada port seçiyorum. CM1241. Olsun, baud rate'im 9600'dü. Parity 0'dı. Şu burası şimdilik dursun. Şimdi buraya MB master ekliyorum. Evet. Buraya bir tane kontak ekliyorum. İstediğim zaman haberleştirme durdurmak için. B0.7. Tamam. Delta PLC'nin modbus adresi 2 idi. Evet. Modbus'tan sadece okuma yapacağım için 0 yapıyorum. Data adresi. Okuyacağım datanın adresi 44097'den başlıyor. Enter diyorum. Data uzunluğu 6 bit uzunluğu, 6 uzunluktaki dataları okuyacağım. Data PTR. Data PTR için buradan add new block diyorum. Data block açıyorum. Delta oku. Data bloğunu açtım. Delta okuyor. B okuma yazıyorum. Buraya da bir tane dizi tanımlıyorum. Dizi tanımladım. Dizinin tipi sayıları okuyacağım için integer yapıyorum. 6 tane değer okuyacağım için 0'dan 5'e yani 6 tane değer olmuş oluyor. Şuradan hemen bakalım. Buradan dizinin değerleri, her birin elemanları. Ondan sonra şöyle bir değerleyeyim. Değerledikten sonra OB1'e geçiyorum. OB1'de data PTR'ye hemen ondan önce delta okuyu properties'e giriyorum. Attributes sekmesinden optimize block access'i pasif ediyorum. Okey diyorum. Ondan sonra data PTR için şuradan hemen delta oku sekmesine giriyorum. Okumaya geliyorum. Şuradaki köşeli parantezleri kaldırdım. Boşa tıklıyorum. Bu şekilde geldi. Burada önemli nokta. Buradaki yeşil yazının gelmesi. Eğer yeşil yazı gelmesi haberleşme başlamıyor. Burayı tamamladım. Şimdi şurayı da tanımlayayım. Şuydu. DB4. Hemen şuradan koydum. DB4. MB Master DB6-1. MB Master DB6-1. DB4 tamam. Yani bu şekilde tanımladım. Değerlerimi yazdım. Şuradan delta oku dizisini tanımladım. Şunu tekrardan derleyeyim. Şimdi şuraya derleyeyim. Burayı da derliyorum. Burası da derlendi. Ondan sonra şuraya da bir derleyeyim. Derledim. Compile. Şimdi hemen hepsini sırayla şöyle PLC'ye göndereyim. No action'ı stop all yapıyorum. Load diyorum. PLC şu an kapandı. Tekrardan açılıyor. Main bloğunu göndereyim. Load. Finish diyorum. Bunları ayrı ayrı göndermemiz gerekiyor. Herhangi bir eksik olduğu için eksik olduğu zaman sıkıntı çıkartıyor. Evet. Şimdi buradayım. Delta PLC'ye de programını göndermiştim daha önceden ve D0'a 21-21 değerini gönderiyorum. D2'ye de 98-74 değerini gönderiyorum. Biraz sonra burada göreceğim. Şimdi online moda geçiyorum. Monitoring 10 diyorum. Burada gördüğünüz gibi çalışıyor. Delta OK'ya geliyorum. Şunu da gözlüğü açıyorum. Monitoring 10. Gördüğünüz gibi 21-21 değeri D0 datasından geldi. D2 datasından da 98-74 değeri geldi. Hemen ben bunu
anlık olarak değiştirebilirim. Şu şekli göstereyim size bir dakika. Delta müdahale edeyim hemen. Şuradan bir tane daha satır gireyim. Mesela D5 datasını hemen değiştirebilirim. Şöyle D5 yapalım. Şurasının değerini de 1144 yapalım. Tamam diyorum. Hemen piyasaya gönderiyorum. Gönderdim. Piyasaya 1144 datasını D5'e gönderdim. Hemen buradan bakıyorum. 1144 datası anında piyasaya gelmiş. Piyasanın modpass adreslerini de şuradan Delta piyasanın yayınladığı Excel dosyasında açıklıyorlar. Şöyle açayım hemen. Nerede o? Tamam, buradan. Allah Allah. Ne şimdi? Şimdi açıldı. D0 datası. Şuradan başlıyor. Ben şuraya kadar 6 tane değeri okudum. Pardon. Şöyle şuraya 6 tane değeri okudum. Ve buraya o şekilde yazdım. Şurada. Data blok. Buradaki önemli bir nokta. Şuradaki data blok özelliği. Şurası pasif olacak. Olmazsa eğer çalışmıyor. Aynı zamanda haberleşme modunun üzerindeki ışıklar da sürekli yanıp sönüyor turuncu olarak. Haberleşme yapıldı şu an. Bu kadar.